Bu kanalın en çok izlenen videolarından bir tanesi GeForce Now tarafından desteklenmeyen oyunların nasıl indirilip oynandığını gösterdiğim bir video oldu. Tabii bu sadece Epic Games Store'da sahip olduğunuz oyunlar için geçerliydi. Yoksa şimdi Steam mi geliyor demeyin, açıkçası ben de onun yöntemini daha bilmiyorum. Bu az önce bahsettiğim videoya gelirsek, Epic'ten satın aldığım Crysis Remastered versiyonunu indirmiş, üzerine de başlangıç kısmında kısa bir gameplay gösterip videoyu sonlandırmıştım. Şimdi ise Crysis'i oynamak için böyle taklalar atmaya gerek kalmadı. Artık Crysis Remastered GeForce Now'da resmi olarak oynanabiliyor. Resmi olarak diyebiliriz ki Crytek firması GeForce Now'a geri döndü. Siber Bulut kanalından herkese selamlar. Crytek firması, bilmeyenler için, aslında Almanya'da kurulan bir firma olmasına rağmen Cevat Avni ve Faruk Yerli isimli 3 Türk kardeş tarafından kurulmuş bir şirket. Hatta bilmeyenler olabilir, Ubisoft'un daha çok taze çıkan oyunu Far Cry 6 var ya, işte o oyunun ilk oyunu, yani Far Cry oyunu aslında bu firma, yani bahsettiğimiz 3 Türk kardeşin çıkarttığı bir firma. Oyun tüm haklarıyla sonradan Ubisoft'a satıldı. Aslında Crytek resmi olarak dönüşünü Crysis oyunuyla yapmadı. Daha önce 2019'da çıkardıkları Hunt Showdown isimli bir online oyun ile yaptılar. Şu an bu oyun hala GeForce Now'da oynanabilir durumda. Fakat bu firmayı asıl ünlü yapan, firmayla özdeşleşmiş olan Crysis oyunu asıl oyuncuların beklediği ve geri dönmesini istediği oyundu. Nihayet geldiler. Hoş geldiler. Az önce sadece Crysis Remastered oyundan bahsettim ama Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered oyunları da GeForce Now'a eklenmiş durumda. Bu oyunlar da çok taze 15 Ekim'de piyasaya çıktı. Crytek firmasının yaptığı herhalde sadece bir tane oyun geldi GeForce Now'a gelmeyen. O da Rise Son of Rome. O gelmese de olur, elbet seveni vardır, o da gelsin diyelim, zararı yok. Peki son dönemlerde GeForce Now'a dönen firmalar arasında sadece Crytek mi var? Electronic Arts, kısa adıyla bilinen EA da birkaç oyunuyla GeForce Now'a geri dönmüş durumda. Mevcutta sadece Apex Legends oyunu GeForce Now'da iken 4 oyun daha eklendi. Battlefield 1, Dragon Age, Mirror's Edge, Cataclysm ve Unravel 2 oyunları eklendi. Fakat haftalar oldu, daha devamı gelmedi. Bundan sonraki süreçlerde oyunlarını eklemeye devam edecekler mi? Sega gibi sadece bazı oyunlarını mı GeForce Now'da tutacaklar? Ya da Ubisoft gibi cümleten mi GeForce Now'a girecekler? İşte bu konuda maalesef net bir bilgi yok. Nvidia'nın blog sitesinde Electronic Arts'ın geri dönüşüne istinaden bir yazı olmasına rağmen haftalar oldu, daha da herhangi bir oyun gelmedi. Ama bana hissettirdiği bir şekilde devamının ileriki zamanlarda geleceği yönünde. Fakat bu Electronic Arts'ın GeForce Now'a gelmesiyle alakalı kötü bir haber de vermek istiyorum. Daha önceden izleyenler biliyordur ki ben aynı zamanda bir Game Pass Ultimate abonesiyim. Bildiğiniz üzere bu aboneliğin içerisinde EA Play aboneliği de mevcut. Yani ben çoğu Electronic Arts oyunlarına da istediğim gibi erişebiliyorum. Fakat buna güvenerek GeForce Now'a eklenmiş olan Battlefield 1 oyununu oynamaya çalıştığım zaman maalesef bana oyunu önce aktive etmeniz gerekiyor diye bir uyarı verdi. Sonra EA Windows uygulamasından Battlefield'i kendi koleksiyonuma ekledim. Yine denedim, yine olmadı. Diğer 3 oyunda denedim, maalesef olmadı. Steam'den alınan EA Play için aynı şey söz konusu mu, açıkçası ben de bilmiyorum ama Game Pass içerisinde bulunan EA Play ile ben maalesef bu oyunları oynayamadım. Benim gibi durumda olan varsa ve oynayabilen varsa nasıl olduğunu yorumlara yazarsanız çok 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 sevinirim. Çünkü ben GeForce Now'da Battlefield tekrar oynamak istiyorum. Eğer olmuyorsa da umarım bu sorunu en kısa sürede çözerler. Bu arada bu oyunları hem Steam hem Origin Launcher ile oynayabiliyorsunuz. O zaman Crytek ve Electronic Arts'a tekrar hoş geldin diyerek videonun sonuna geldiğimi de belirtmek istiyorum. Peki FIFA 22 yakın zamanda GeForce Now'a eklenir mi? O da başka videonun konusu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.